Merhaba arkadaşlar. Yine çok önemli bir konuyla karşınızdayız VideoNTR'de. Acaba irtica ile mücadele eylem planı hayata geçiriliyor veya oradaki maddeler hayata geçiriliyor mu diye düşündüm. Bu düşüncemi bu konulardaki en ehil kişiyle Ergenekon ve Balyoz davalarını çok yakından takip eden ve şu an Patreon üzerinden bağımsız gazetecilik hayatını Kanada'da bir mülteci olarak, politik bir sığınmacı olarak devam eden Kamil Maman'a sormak istedim. Kamil Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail. Şimdi şöyle bir durum var. Cemaat, hani herkes diyor ya, sarı öküz işte gitti. Sürünün güçlü olanını marjinalleştirip, ötekileştirip, teröristleştirip yok etmeyi başardılar. Ama hali hazırda diğer cemaatlerin de yine marjinal olabilecek, sayılabilecek Adnan Hoca'cılar veya muhalif sayılabilecek nispeten zayıf Furkan Furkan Vakfı Vakfı gibi mesela. gibi gruplarında ciddi bir işte baskı, 28 Şubat döneminin belki daha efektif bir şekilde uygulandığını görmek mümkün. Onların da yaşadığı baskıyı görmek mümkün. Ve sanki diğer cemaat ve tarikatların da suyu ısınmaya başlamış gibi gözüküyor. Bu bana böyle irtica ile mücadele eylem planı çerçevesinde planlanan şeyler kendiliğinden veya tesadüfen hayata geçiyormuş gibi bir intiba verdi. Neydi bu irtica ile mücadele eylem planı? Yani unuttuk her şeyi ama arşivler silindi. Sen bu Evet. konuları en iyi bilen insansın. Nedir bu irtica ile mücadele eylem planı? Nedir? Nerede bulunmuştur? Nedir içeriği? Bugün onu konuşmak istiyorum. Şimdi İsmail, irtica ile mücadele eylem planı Türkiye'de, Türkiye kamuoyunda çok fazla konuşulan bir evrak oldu. Fakat birçok insan hani bunun içeriğini tam olarak okumadı mı bilmiyorum. Bu evrağın ne anlama geldi? Bu evrağın başının sonunun ne olduğu? Nerede hazırlandı? Gerçekten bu evrağın altında imzası olduğu söylenen Dursun Çiçek tarafından ıslak imzayla Dursun Çiçek tarafından düzenlendiğini, Dursun Çiçek'e bunu düzenlemesi için veya hazırlaması için kimin emir verdiği çok konuşuldu. Ve bu belge üzerinden, bu belge Taraf Gazetesi'nde yayınlanınca tabii Türkiye'de kıyamet koptu. Fakat Taraf Gazetesi sadece bu belgeyi yayınlamadı. Bu belgeden önce Laikalar diye bir belge yayınladı Taraf Gazetesi. Aslında Laika 1 diye. Laika 1 aslında irtica ile mücadele eylem planı belgesinin üst belgesi, yani asıl ana belge Laika 1 belgesi. Bu Laika 1 belgesinin de alt belgeleri irtica ile mücadele eylem planı ve onunla davaları da birleştirilen internet andıcı denilen belge. Şimdi bunların hepsi Genelkurmay'da tek bir yerde hazırlanıyor. O da Bilgi Destek Daire Başkanlığı'nda. 2004 yılındaydı sanırım. 2004 yılından işte Dursun Çiçek'in tutuklanma sürecine kadar, yani 2009 yılına kadar, 2009'un sonbaharına kadar Dursun Çiçek herkes gitse dahi Bilgi Destek Daire Başkanlığı'nda görevli oluyor. Hatta Bilgi Destek Daire Başkanlığı'nın daha önceden ismi işte Psikolojik Harekat Daire Başkanlığı gibi, yani psikolojik harp usullerini uygulayan bir birim, bir daire. Daha sonra bu dairenin ismi değiştiriliyor. Dairenin ismi değiştiriliyor, daire bölümlere ayrılıyor. Kimisi işte sol örgütleri, kimisi NATO ile ilgili, kimisi dış tehdit, iç tehdittir. Böyle bir sürü birkaç daireye ayrılıyor, 5-6 daireye. Ve bu daireler ayrıldıktan sonra Dursun Çiçek hiç değişmiyor yine. Her zaman orada. Daha sonra ne oluyor? Daha sonra aslında ilk her şeyi ateşleyen, her şeyin bu konularla ilgili, yani Bilgi Destek Daire Başkanlığı'nda ve Bilgi Destek Daire Başkanlığı'nın etrafında talimat veren askerlerin yargılanma süreci, daha doğrusu bunların ne yaptığı ile ilgili bilgiler Taraf Gazetesi'nde Laika 1 isimli bir belge yayınlanmasıyla başlıyor. Laika 1 isimli belge içeriği çok geniş bir belge. Tamamen Türkiye'nin tamamını, sivil toplum kuruluşlarından, Türk yargı sisteminden tutun, sanatçılar, yazarlar, eğitim sistemi, partiler,
irticai grup adı altında işte takip edilecek ve onlarla ilgili yapılan planlar, işte dini cemaatler, bu geniş bir alanı kapsıyor. Bu belgeyi o zaman Taraf Gazetesi TSK'nın, yani daha doğrusu Genelkurmay'ın Türkiye'yi şekillendirme planı diye manşet attı. O zaman gündem olmuştu. Peki bu belge ne zaman hazırlanmış? Bu belge Eylül 2017 yılında. Şimdi ben bunları anlatacağım. Bunları anlattıktan sonra iltica ile mücadele eylem planı, internet andıcı ve daha sonra hepsini anlattıktan sonra şeye geleceğim. Yani bu belgeler bugün de uygulanıyor mu? Ve bu belgelerin o dönemki durumu ne olmuş? Yani insanların dediği gibi bunlar sahte miymiş? Önce insanların bu belgeleri bilmesi gerekiyor, nasıl ortaya çıktığını. İçeriğinden bahsedelim. Yani şimdi bu tamam. Oradan başlayalım. Şimdi, bu layıkalar dediğin şey ki Nur Camiası'nda layıkalar orijinal bir isim olmuş, tevafuk etmiş belki ama birden çok olunca layıkalar şimdi. Bu layıkaya göre Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisindeki bütün sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve genelde aşağı yukarı bütün medya, sanatçılar filan her kesimin bir elden geçirilmesi, bir organize edilmesi. Tabii TSK'nın düşünce yapısındaki, yani TSK'nın daha doğrusu aslında TSK'nın değil, TSK'yı o günün yöneten ulusalcı ve Ergenekon'da ismi geçen, Ergenekon'un talimatlarında, iddianamelerine göre hareket ettiği söylenen insanların fikir ve düşünce çizgisi içerisine sokmaya çalışılıyor Türkiye o dönem. Bu evrak Eylül 2017'de hazırlanıyor, Laika 1. O dönem Laika 1'in hazırlandığında Eylül 2007. Genelkurmay Başkanı sanırım Büyük Anıt olması lazım. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Ya bundan sonra da şey gelmişti. İlker Başbuğ, o zaman Kara Kuvvetleri Komutanı olması lazım. Şimdi bu belge içerisinde işte eylem planı diye geçiyor ve eylem planı olarak işte Genelkurmay Başkanı'nın irticai hareketlerin, işte bu yaşanan bütün her şeyden, tamam mı, irticai hareketlerin ve sorumlu olduğunu, işte bunların milli bir devlete karşı, tamam mı, ve Türkiye'nin anayasasına karşı ondan sonra tehlike teşkil ettiğini ve bunun yanında DTP vardı o zaman, Demokratik Toplum Partisi. Şu anki HDP. HDP'nin, evet. Daha sonra 2009'da kapatıldı bu parti. 2005 mi 2006'da mı ne kurulmuştu. Bu partinin de anayasaya tehdit oluşturacağını ve terörist, bu DTP'nin terörist olduğunu ve fakat bunu nasıl yapacak TSK? Yani şekillendirirken TSK'nın bakış açısına göre Demokratik Toplum Partisi'ne, toplumun bakması yönünde planlar yapılmış, tamam mı? Yani halkı, kamuoyu, halkın DTP'nin terörist olduğuna inandırmak gibi planlar yapılmış. Laika çerçevesinde. Evet. Ondan sonra eylem planları içerisinde işte Genelkurmay Bilgi Destek Daire Başkanlığı'nda hazırlanmış yine, bakın bu plan. Bakın bu planların tamamı, yani bu tarz planların genellikle tamamı Bilgi Destek Daire Başkanlığı'nda hazırlanması dikkat çekiyor. Yani Dursun Çiçek'in uzun süre görev yaptığı o daire başkanlığı. Burası Genelkurmay Başkanlığı'nın içerisinde bir yer Ankara'da. Yani işte bu planda Laika'da faaliyet, bölüm, yöntem, işlem makamı, işte koordine makamı, işte ve düşünceler şeklinde böyle faaliyet çizelgesi şeklinde başlıklar açılmış. Daha sonra işte bunların hani uygulama aşamaları, ondan sonra finansman nasıl sağlanacak, hani insanları destekleyecekler, bu noktada biraz sonra anlatacağım çalışmaları yapmak için de belli bir finansmana ihtiyaçları var tabii. Bununla ilgili hepsini planlamışlar. Şimdi bunlar da bunu yaparken önce insanları listelemişler. Demişler güvenilir isimler. İşte tam kontrollü ya da etkin harekete geçebilen, kendiliğinden harekete geçebilen sivil toplum kuruluşları, İşte uygun medya organları ve ya da işte TSK'ya benzer yaklaşımları hani paylaşan kişi ve kurumlar diye bunları sınıflandırmışlar. Daha sonra fişlemişler yani bir nebze. Tabii fişliyorlardı tabii ki. Yani kimler kullanılacak mesela, hangi şanslar bu noktada harekete geçecek falan diye
Bunlar tabii ki hazırlanıyor. Daha sonra işte ne yapıyor? TSK'ya hedef alan gruplar içerisinde bazı kişileri destekleme gibi planları da var. Siyasi ve etnik grupların ayrışmaya destekleyip yani birliği bozacak. Şöyle düşünüyor. Burada diyor TSK'nın benim gibi düşünmeyen insanların tamamı arasında kargaşa çıksın. Birlikleri bozulsun. TSK'nın fikri gibi yani TSK'nın içerisinde planı hazırlayan insanların düşünceleriyle aynı düşünmeyen insanların içerisinden bazılarını destekleyelim. Siyasi grup, kişi ve şahısları ve bunların birliklerini bozalım önce diyor. İşte bunlardan daha sonra ne yapıyor? TSK karşıtı demiş. Ben yine şöyle söylüyorum. Onlar TSK karşıtı diye yazmış ama kimsenin aslında TSK karşıtı olduğunu falan düşünmüyorum ben. Burada TSK'yı yöneten zihniyete karşı insanlar o dönem. TSK'yı yöneten zihniyete karşı. Yani demokratik olmayan, ulusalcı, böyle biraz daha militarist düşünen devlet adamlarına karşı o dönemin insanları. Ve burada da buna bu TSK karşıtı diye onların söylediği fikir ve eylemleri işte eylemleriyle bilinen sanatçı ve yazarların yıpratılması ile ilgili çalışma yürütmesi yönünde bir hazırlık çalışması yapmışlar. Daha sonra mesela ne yapmışlar? İşte uygun beste ve sanatçılarla TSK'nın işte savunduğu görüşleri, tamam mı? Eserler üreterek, şarkılar yazarak, belgesel çekerek, film çekerek ondan sonra bunu ne yapacaklar? Topluma yayacaklar. Bir nevi psikolojik harekat zaten bu bilimin görevi. Daha sonra da diğer planlardan bir tanesi de yine maddelerden bir tanesi yargının bir parçası. Yani bu planda yargının çok önemli olduğu söyleniyor ve bu noktada da bilgi destek planı içerisinde yargı ve medya bak başta olmak üzere ikisi toplumda çok önemli bir kuruluş olduğu söyleniyor ve buranın yöneticileri bunlarla nasıl bir araya geliriz diyor. Bunlarla iş yemekleri adı altında bir araya gelilerek buradaki insanları kullanacak, yönlendirecek eleman seçimi de bulunmayı düşünüyorlar ve bu şekilde de yargını işte plan yargının bir parçası şeklinde bir şey yapmış. Daha sonra da ne yapıyor? Temas edilecek kişileri belirlemişler. Temas edilecek kişiler de işte kamuoyu önünde güce sahip işte üniversite, üst yargı organlarının başkanları olabilir, basın mensupları, sanatçılar, işte herkes tarafından şey gören, işte TSK ile aynı paralelde hareket etmeleri sağlanacak. Yani bu Kemal dönem, Alemdaroğlu falan dönemi mi? Tabii. Yani Kemal Alemdaroğlu o zaman emekli olmuş muydu bilmiyorum da tabii onlar da böyle toplantılar yapıyordu o zaman. Mesela Taksim sohbetleri falan vardı. Ben o dönem Ergenekon sürecinde 2007-2008'de takip ediyordum. Bu tarz sohbetler vardı o zaman. Taksim The Marmara Oteli'nde yapılıyordu. Mesela ben oraya gitmiştim. Daha sonra başka böyle küçük gruplar da var. Bu şekilde mesela iş yemekleri diye böyle önemli insanları çağırarak orada işte TSK çizgisinde onların o şekilde hareket etmesini sağlayacak bir oluşum içerisine giriyorlar, tamam mı? Daha sonra işte şey falan da var. O dönem şey de düşünüyorlar. Hatta bu milli güvenlik dersleri vardı biliyor musun? Bilmiyorum İsmail. Yani uzun süredir Türkiye'de değilsin sanırım sen. Yani duyuyorum. Bizim zamanımızda da vardı ama yine de. Tamam. Milli güvenlik dersleri mesela bak bu plan 2007'de yapılmış. Bu planda diyor ki milli güvenlik dersleri çok önemli. Yani TSK'nın daki o insanların zihniyetiyle, bakış açısıyla insanların hareket etmesi için liselerdeki milli güvenlik dersleri çok önemli diyor. Ve bununla ilgili de tabii ki yoğun bir iletişime geçilmesi konusunda madde koymuş yine bunlar. Çok önemli bulmuşlar bunu. Dikkat edersen bakın bu plan ortaya çıktıktan sonra 2010 yılı olması lazım yani yanlış hatırlamıyorsam. O tarihlerde milli güvenlik dersi kaldırıldı. Milli güvenlik dersini AK Parti neden kaldırdı? Sence? Yani niye çünkü kaldırdı? Bir yerde aslında tehdit olarak gördüğü partilerden birisi de AK Parti'ydi. Şimdi burada zaten tabii ki bu plan yapılırken o dönem AK Parti büyük bir tehditti. Niye? İrticai grupların diyor aslında yeşermesini ve hareket etmesini sağlayan ana etken AK Parti diyor bu planda. AK Parti o dönem bu plan ortaya çıktığı zaman bunları görüyor. Yani darbeci zihniyetin o dönemki ulusalcı, militarist zihniyetin TSK'daki ordu, milli eğitimin içerisinde yönlendirmeye çalıştığıyla yönelik bu maddeleri görünce genel AK Parti milli güvenlik dersini kaldırıyor. Yani bu belgelerin aslında yapılan ondan sonra yapılan eylemlerde bu belgelerin
Yani gerçekliğini görüyoruz, tamam mı biz bunu? Hayata geçtin. Tabii tabii. Ondan yani ben sonra burada da... bir mola verirsem, ben şu ana kadar söylediğin her şey, yani işte yargı mensuplarının bir şekilde, belki söylendiği gibi iş yemekleriyle değil ama muhalif düşünen herkesi hapse atarak geri kalan yargı yargı mensuplarının belirli bir çizgiye çekildiğini görmek mümkün. O dönem yine, mesela yine bakın medya mensuplarını hapse atarak yine geri kalan medya mensuplarının Doğan grubu, Ciner grubu hepsinin bir hizaya çekildiğini görmek mümkün. Yani Kürt medyası ve cemaat medyası, bütün muhalif medya... Yani... Aslında o dönemi hatırlarsak İsmail, o dönemde bak bu maddelerle o dönemdeki medyayı, yargıyı bir düşün. Şimdi nasıl bir yargı vardı? Ne diyor? Üst yargıyla temas halinde olacak. Kaç kere biz bunu buna şahit olduk? Osman Paksüt olsun değil mi? Ondan sonra yine başka HSYK'nın o dönemki üst düzey yargıçları, birçok ismin askerle bir aradaki görüşmeleri, hatta İlker Başbuğ'un mesela, Ali Suat Ertosun muydu bir HSYK'da önemli bir isim vardı, atamaları yapan, onunla falan görüşmeleri falan, bak bu maddelerle ne kadar uyum sağlıyor. Bir görüşme trafiği oldu. Yani bir de şöyle bir şey var, medyanın da etkin kullanılması da mesela isteniyor. Ya sen TSK'sın, medya bağımsız. Şimdi bakın, ne diyorlar? Bizi gazeteci değil diyorlar, biliyor musun? Bize gazeteci değil diyorlar. Kendileri çok bağımsız, layık gazeteciymiş. TSK'nın güdümünde hareket ediyorlar, tamam mı? Kukla gibi hareket ediyorlar ama kendileri bağımsız ve özgür, tarafsız gazeteci oluyor. Mesela o dönem TSK'nın, bak TSK'yı yıpratmaya amaçlayanlar hakkında bilgilerin uygun medya kanalları kullanılarak kamuoyuna yansıtılması. Yani ne diyor? İşte ben diyor kimim? İşte İlker Başbuğ'um veya o dönem TSK içerisinde sürekli siyasi planlar, fişlemeler hazırlayan bir komutan. Bunu korumak için ne yapıyor? Bir medyada görevli adama malzemeleri tedarik ediyorlar, veriyorlar. Ondan sonra bunlar da ne yapıyor? O kişileri linç ediyorlar. TSK'dan aldığı evraklarla. Kamuoyunun bilgilendirmesi için uygun medya organları, uygun yönetmenlerle ilgili olarak çalışılacak diyor. Düşünüyoruz, bu internet mesela. Andıcı dedikleri mesele bu mu? Ya, şey, internet andıcı diyorum, pardon. Bu Hasan Cemal'lerin filan bir ara listeye sokulduğu, sakıncalı bulunduğu filan. Tabii. Yani bak şimdi mesela burada şöyle bir şey var. O dönem İşte Tuncay Özkan biliyorsunuz 2000, yani daha sonra siyasete girdi. Tuncay Özkan Kanal 7'yi Kanal Türk'ü açtı. Ondan sonra da sattı Akın Bey'e ve siyasete girdi. Ondan öncesinde Tuncay Özkan'ın görev yerleri neresiydi? Kanal D Ana Haber Genel Yayın Yönetmeniydi. Kanal D Ana Haber Genel Yayın Yönetmenliğinden Show TV Ana Haber Genel Yayın Yönetmenliğine geçti. Şimdi internet andıcı iddianamesine bakarsanız Tuncay Özkan geçen gün Twitter'da da paylaştım. Diyor ki ya diyor TSK ile diyor, yani o devlet diyor medyayı kontrol etmeli, propaganda aracı olarak kontrol etmeli diyor. Yani böyle bir adam. TSK da böyle adamları kullanıyor o zaman. Tuncay Özkan, Uğur Dündar, Nedim Şener, tamam mı? Bunlar kullanılıyor o zaman. Mesela Uğur Dündar kendi programında. Niye İlker Başbuğ Uğur Dündar'a çıkıyor sanıyorsun? Niye Nedim Şener Uğur Dündar Nedim Şener'i yükseltiyor sanıyorsun? Nedim Şener İngilizce bilmeden Yasin El Kadın'ın kitaplarını 2001'de 2002'de nasıl yazdı sanıyorsun? Nasıl yazdı bu kitapları? İngilizce nasıl yazdı? O kadar belki. Nasıl yazıyor? Onlar hazırlayıp veriyorlar. İşte burada TSK belirliyor önce. Diyor ki bu arkadaş diyor benim düşünceme ve fikrime uygun ürünleri buna verirsek, kamuoyunda bunu parlatırsak bu da bize rakip olan bizim istemediğimiz insanları linç eder. Cemaatte ne yapıyor? Bu Nedim Şener'de ne yapıyor? Fabrika gibi kafayı cemaatle bozmuş. Ne yapıyor? Sürekli yazı yazıyor. Sürekli kitap yazıyor fabrika gibi. Bu adamı besliyorlar. İşte bakın bu raporlarda görüyoruz. İsmail Saymaz diyeceksin şimdi. İsmail Saymaz. O da mı beslendiğini düşünüyorsun? Tabii ki beslendiğini düşünüyorum. İsmail Saymaz da aynı ekibin içerisindeler bunlar. Şimdi bak bir planın devamında da bunlar iltica ile ilgili ağırlıklı olarak şimdi TSK'yı yıprattığı söylenen seyirciler için yönetim. Seyirciler için bir toparlayayım. Şimdi bu aslan irtica ile mücadele eylem planının bir üst planı var. Yani üst plan
Lahika denilen plan. Tabii, o yani. Lahika daha geniş, yani siyasal sanat camiası ve değişik yerleri organize etmeyi planlayan bir veya dizayn etmeyi düşünen bir plan. Bunun altında irtica ile mücadele eylem planı var. Bu temelde işte dini gruplar veya işte partiler dizayn etme veya tehdit unsuru olarak tanımlayıp yoldan çıkarma. Diğer bahsettiğimiz şey internet andıcı mı? Diğer bir internet andıcı var. İnternet andıcıları bu üretilen malzemeleri, medyada şurada burada üretilen malzemeleri mesela ne yapıyor? Gidiyor yazarı belirlemiş, tamam mı? Ona malzemeyi veriyor kullanıcı adama. Daha sonra onu ne yapıyor? Belirlediği kendi bünyesinde kurduğu irtica.org, bu tarz böyle bir sürü site var. 42-43 tane. Genelkurmay'ın Bilgi Destek Daire Başkanı'nın, Dursun Çiçekler'in yönettiği. Genelkurmay Başkanı'nın da içeriklerinden bizzat haberdar oldu. Bu sitelerde ne yapıyor? Yığıyor. Hatta bu sitelerdeki bazı haberler AK Parti'nin kapatma davasında delil olarak dosyada yer aldı. Anlıyor musun yani işi? O tarafa veriyor bilgiyi. Daha sonra da bu siteler, önce haberleri her yere yayıyor. Daha sonra bu sitelerde de kullanıyor. Bu biraz senin geçen videoda yani bu cemaat hakkında dinleme iddialarını nasıl suç haline getirdiler senaryosuna da uygun. Yani işte bir usulsüzlük varmış gibi lanse edip bunu medyada haber yapıp sonra o haberi bir suç delili olarak kullanma. Şimdi zaten bu maddeler, şimdi biraz ben bahsediyorum mesela Güneydoğu'yu rahatsız etme ayağı mesela, tamam mı? Mesela bölge halk maddede aynen şöyle, bölge halkı rahatsız edilecek diyor. O dönem işte DTP'ye destek, hani halk destek vermesin diye orada operasyonları ve şeyleri sıklaştıracağız diyor. Bu madde, bak bu maddenin aynısı irtica ile mücadele eylem planında da var. Anlıyor musun? Yani daha burada geniş almış, orada özet geçmiş. Mesela burada almış işte sanatçılar şunlar kullanacak, desteklenecek. Burada geniş anlatmış. İsim, olay daha böyle teferruatlı. Orada ne yapmış? Bir cümleyle koymuş. Yani hepsi birbirinin aynısı bunlar. Yapan kesim de aynı zaten. Aynı dairede hazırlanıyor İsmail. Daha sonra işte bu yazarlar, çizerler, herkes ondan sonra... İşte Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı, Genelkurmay Sekreterliği falan, bunların Genelkurmay Hareket Başkanlığı'yla koordineli olarak çalışıyorlar. Tamam mı bunlar? Yani kullanılacak kesim aynı zamanda. Daha sonra işte ne yapmış? Bu maddenin dinci ayağı demiş. Hani din ayağı demiş mesela. İltica ayağı diye bölüm ayırmış. Yine aynı bu iltica ayağı da burada geniş anlatmış. Lahika 1'de. Aynı mantık, aynı zihniyet, yapılmak istenen aynı şey. İltica ile mücadele eyle planında da bir cümleyle geçmiş. İşte tarikatlar, dini grupların yüklüğü çalışmalara diyor. İşte bunları nasıl durdurabiliriz, tamam mı? Bunları zayıflatabiliriz. Bunların toplum içerisinde çok böyle kabul görmemesi, daha böyle güvensiz görünmesi, tamam mı? Güvenilmez. Türk toplumuna, Türk anayasasına, Türk gelenek göreneklerine, TSK'ya veya her şeye nasıl zararlı olduğu, işte bunların maddi yönlerini ortaya çıkartarak, tamam mı? Ne kadar lüks içerisinde yaşadıkları yönünde hani... haberler yaptırarak, çalışmalar yaptırarak bu kesimi nasıl yıpratırız diye madde var. Aynı maddeyi şey de koymuş. İşte iltica ile mücadele eylem planı da koymuş. Ondan sonra sivil toplum kurulunu demiş. Bu yapılanların hepsini ne yapıyor? Sivil toplum kuruluşlarını da bir araya getirerek, onlarla görüşerek, onları da işte basın açıklaması yapmasını, eylem yapmasını sağlayarak ne yapıyor? Bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Toplum arasında böyle bir kabul gören bir düşünce var bak diye insanların düşüncelerini etkilemeye çalışıyor. İşte film, dizi, belgesel, şarkı mesela yapıyor. Bunların maddi olarak desteklenmesi bu, tamam mı? Senaryo yazılmış mesela. Hazırlıyorlar senaryoyu. Bunu kime çektirelim? Gidiyor para veriyor, çektiriyor. Böyle planlar da yapılmış, tamam mı? Maliyetlerinin karşılanması. Karşıt yazar ve sanatçılar işte yıpratma ya. Türkiye'de biliyorsunuz çok yaşandı. Mesela o dönem Kurtlar Vadisi herhalde hedef listesindeydi. O dönem yani 2007. Şimdi o dönemde vardı. Hedef, o dönemde sadece Kurtlar Vadisi yok. O dönemde STV'nin iki tane dizisi var, o da hedefte. Tek bak Türkiye. Mesela bak şimdi desen ki mesela şöyle düşün, tek Türkiye. Yani hani işin şeyi milliyetçilik olsa tek Türkiye'yi niye hedef alıyor? O da milliyetçi yayın yapıyor mesela o zaman. Değil mi? Onlar öyle yapıyor. Ama işte hedef alıyor. Hedef kendi düşüncesi yani. O zamanki... Tabii, yani, tabii aydınlanma timleri kurulacak işte Genelkurmay'da ve Genelkurmay'ın içerisinde askerlerin takip edilmesi. Bak Genelkurmay'ın içerisinde askerlerin ve ailelerin takip edilmesi, hani kimlerdir, nedir, ne değildi. Aynı bu planın özeti, yani bu bölümü, takip edilmesi bölümü işte bir iki cümleyle yine irticayla mücadele eylem planında da var. Tamam mı?
İşte TSK'nın bilime değer, TSK personelinin bilime değer ve sanal alem mesela. Bak kamuoyunda işte TSK ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek, şey yapmak için sosyal medya, internet ortamını etkin kullanmak diyor. Biz ne yapıp bakıyoruz? Aynı planın altında internet andıcı denilen siteler var. Laika'nın altında andıç var. Anlıyor musun? İltica ile mücadele var mesela bunun altında. Çünkü maddelerin hepsi birebir aynı. Daha sonra ne oluyor? İşte iltica ile mücadele planı denilen bir plan ortaya çıkıyor işte. Şimdi burada bir ara verelim. Bu şimdi bakın bu belge ortaya çıkıyor. Laika isimli belge ve diğer bir iltica ile mücadele isimli belge ortaya çıkıyor. Ara mı verelim diyorsunuz? Yani şöyle, yani ortaya çıkışı belgenin gerçekliğini de bir sonraki bölümde konuşalım istiyorum. Şimdi yok. Şu iltica ile mücadele eylem planından da bahsetmek istiyorum. Tamam. Aslında diğerinin şeyi de aynı, buradaki tek durum tespiti yine yukarıdaki durum tespitiyle aynı. Bu belge yine şey tarafından hazırlanmış. Genelkurmay'ın içerisindeki Bilgi Destek Daire Başkanlığı biriminde hazırlanmış. İrticai gruplar tarafından TSK başta olmak üzere işte devletin resmi kurumlarını yıpratıyormuş bunlar. Bununla ilgili faaliyet yürütmeleri gerekiyormuş TSK'nın. Aynı zamanda Ergenekon adı altında TSK'ya işte büyük emekli generallere darbe vurulmuş. Bu muvazzaf ve emekli askerlere bunlara haksız yargılama ve haksız ithamlarda bulunmuş. Bunun önünü almak için yapılan bir dizi plan. Tamam mı? Düşman unsurlar diye sıralanmış. Yukarıdaki planın özeti. Düşman unsurları ne? İşte TSK'yı yıpratan belge, melge yazan medya organları demiş. Yani TSK'yı yıpratan... İsim vermiş mi mesela? Yok, burada tek cümleyle geçiyor. İşte işte Ergenekon'un hani bununla ilgili haber yapan taraflar, PKK ve işte Kürt medyası şey, işte üst düzey komutanlar hakkında Yahudi, Ermeni, Sebataist diye haber yapan kesimler. Ondan sonra işte yine TSK hakkında yazıp çizen, kendili görüşlerine uymayan insanların işte dost unsurlar diye ayırmış. Sonra onları da kimleri saymış? Dost unsurlarda madde madde geçmiş. Sadece basın yayın organlarında irticai grupların iç yüzünü gösterip propaganda çalışmaları yapan, yani kendi düşüncelerine uygun yayın yapan basın kuruluşları ve gazeteciler demiş. Tamam mı mesela? Ondan sonra bu bilgisayar ve doküman güvenliğini işte, bir de diğer maddede demiş ki bilgisayar ve doküman güvenliğine yönelik tedbirler falan demiş. Sonra vazife demiş işte ne yapılacak yani. Ne yapılacak peki? Yani planlar mesela ne? Mesela aynı irticai oluşumu iç yüzünü göstermeye çalışacak. Yani işte bunlar irticacı denilecek. Yani bunların böyle bir hani ülkenin zararına olduğu yönünde kamuoyu oluşturmak için toplumu kandırdığı, tamam mı? Ergenekon kapsamında yapılan yıpratıcı kampanyaların etkisini azaltmak vazifeler. TSK'ya yönelik olan yapılan olumsuz propagandalara son vermek. Yukarıdaki planın aynısı yani aslında, tamam mı? Özetlenmiş hali. Ondan sonra hareket tasarısı demiş. Yani bu vazifeyi icraya koyacak. İcra bölümünde de işte ne demiş? İşte laik ve demokratik düzene karşı şeriata, İslam devleti kurmak isteyen demiş. Mesela AK Parti hükümeti ve onu destekleyen çeşitli dini gruplar. Ve demiş özellikle Fethullah Gülen grubu başta olmak üzere demiş. İşte bu dini grupları hakkında gerçekleri gün yüzüne çıkartmak, kamuoyu desteğini kırmak, bir destek var, halkın bunlardan nefret etmesini sağlamak, bu yönde faaliyette bulunmak işte. Ne yapacak? 3 bölümden senkronize bir şekilde yapılması lazım diyor faaliyetlerin. 3 bölümde diyor. İşte biri planlama, işte biri planlayacak, biri icra edecek, tamam mı? Biri de eyleme dönüştürecek böyle 3 bölümden. İşte bunlarla temasa geçilecek deniyor işte. Planlayan adam icra ile temasa geçecek. İcra eden, eyleme geçiren de temasa geçecek. O şekilde koordineli bir şekilde ne yapacak? Mesela hiç kimse de fark etmeden mesela öyle deniyor ki eylemler öyle yapılacak ki diyor adam mesela. Ergenekon davasının gündeminin değiştiriliyor havası oluşmadan planlanacak diyor. Yani işte diğer medya diyor bu konuyu diyor işlemesine imkan tanınmayacak. Yani demeyecek ki aa bak asker TSK gündemi değiştiriyor Ergenekon'da. Bir plan içerisinde değil. Bunu sezdirmeden yapacaksınız diyor. İşte şöyle yapacaksın diyor. Fethullah Gülenciler gemiyi hazır aldı. Doğrudan TSK'ya saldırıyorlar. Konu teması işlenecek diyor. Tamam mı? Bak bu tema bugün 15 Temmuz'dan beri çok işleniyor. Dikkat edersen. Öncesinden de işleniyor. Ben bir yerde de şey geçiyor muydu bu planda? Yani böyle bir meşhur bir madde vardı. O zaman işte Gülen hareketinin FTSÖ, Fethullahçı Terörist Silahlı Terör Örgütü şeklinde sunulması için
silah ve uyuşturucu bulunması sağlanacak. Bu şekilde silahlı Tabii terör örgütü kapsamına şöyle deniyor. Aslında bunlar askeri yargıda yargılamak istiyorlar. Bak, askeri suç kapsamında yapılacak iş şeyleri. Bak, bu cümleyi aklında tut İsmail. Şimdi bu cümleyi neden aklında tutuyorum? Dursun Çiçek'in diğer programda veya burada zaman yeterse Dursun Çiçek'in bir notundan bahsedeceğim. İşçi Partisi'nden çıkmış bilgi notu gönderiliyor. Dursun Çiçek işte anlatıyor. Ben gözaltına alınacağımı biliyordum falan falan gibisinden. Bir mektup gibi bir şey. Tamam mı? O mektup, yani burayla ne bağlantısı var anlayacaksın. Bak, askeri suç kapsamında yapılacak IŞİD evleri baskında diyor. Demek ki burada ne anlıyoruz? Bunlar bir operasyon yapacaklar. Değil mi? Ya operasyon yapmayacaksa askeriye, askeri suç kapsamında bir soruşturma yürütüyorlar demek ki. Bir çalışma yürütüyorlar. Bu delilleri niye koymak istesin İsmail Hocam? Nasıl ne yani? Diyor? Bunu bir daha anlat. Silahlı terör örgülü oluşturmak doğrusunda. Bak, madde şu: askeri suç kapsamında yapılacak IŞİD evleri baskınlarında diyor. Yani bir operasyon yapacaklar. Ama diyor bundan önce silahlı terör örgülü oluşturmak doğrultusunda diyor. Yani bunu silahlı mühimmat ve bunun gibi, yani böyle göstermek için diyor. FG grubuna, silahlı terör örgütü, Fethullahçı silahlı terör örgütü. Orada FSTÖ diye geçiyor da şimdi FETÖ diyorlar. İlk diyen bunlar yani, bu planı, bugünün şemasını ilk çizen İltica ile Mücadele Eylem Planı. Ve burada diyor, tabii bu soruşturmalar askeri yargı kapsamında yürütülecek diyor. Bak, yani ne var? Bir soruşturma yürütme planları var. O zaman bir hazırlık var yani burada. Bu hazırlığın gerçekte başka delillerle de anlıyoruz. Yani şimdi o bilgi notu demek ki o zaman bunu doğru kılıyor. İltica ile Mücadele Eylem Planı, anlıyor musun? Daha sonra işte ılımlı İslam mesela konusu, işte Fethullah Gülen'in AB güdümünde hareket ettiği, tamam mı? Bugün çok işleniyor, geçmişte de işleniyordu. AK Parti bunu aldı, o işliyor şimdi. Ondan sonra mesela ne var? Bu Gülen cemaatinin şeylerin ne diyorlar ona? İşte Yahudilere Mossad çalışıyormuş gibi, hani hizmet ediyormuş gibi algılanması, sağlanması yönünde. Burada o maddeler de var yani. Kara propaganda diye bölümü geçiyor. Diyalog çabalarının da öyle sunulması gibi bir şey vardı. Yani bugün aşağı yukarı... Yani şimdi şöyle diyor işte mesela böyle ihbarlar yapılacak bu soruşturmaya, bu askeri soruşturma yürütecekler, terör örgütü ilan edecekler. Sivil askeri yargı üzerinden değil, bunu askeriye yapacak. Yok. Yani askeri suç tabii, olarak. Tabii bunun çalışmasını yapıyorlar, fişlemeler, her şey hazır. Bugün insanların nasıl tutuklandığını sanıyorsun? Yüzer, biner, on biner kişi. Nasıl çıkıyor listeler? Bugünün listeleri bunlar işte. Onu da nasıl olduğunu anlatacağım. Şu anki yargıyla nasıl senkronize olduklarını. İşte o zaman işte bu Fethullahçı Gülen'le irtibat kurulması istenen kişiler, mesela sen irtibat kurulacaksın. Bunu Yahudilikle, işte Mossad ajanı, Muan tarikatı, Hümeyni gibi, tamam mı? Bu objelerle bu adamı medyada karalıyor. Medyada da neydi? İşte Nedim Şener gibi adamlar var, bunları kullanıyor. Yargıda da mesela bunu yaptılar. Bak, bu maddeyi biz 17 Aralık'tan sonra gördük mesela. Onları geleceğiz. İşte şeyde aşağı yukarı AK Parti ve ağırlıklı olarak Gülen hareketine yönelik planlanmış aslında bir soruşturma yürütülecek, soruşturmanın hazırlık aşamasını oluşturan bir plan bu. İltica ile Mücadele Eylem Planı. Kamuoyunda da AK Parti ve Gülen'i bitirme planı diye geçiyor. Şimdi bu buraya kadar anladım. Yani bu, bütün bunlar da aslında internet yani... andıcında da işte dediğim gibi filancaya haber yaptırıyor. İnternet andıcında da 40 küsur sitede de bunlar parasını, her şeyini Milli Savunma Bakanlığı'ndan almışlar, TSK. Burada kara propaganda yayını yapıyorlar, tamam mı? Yani bunu bile bugün Aktrol ordusuyla telif etmek mümkün. Yani o fikirlerin değişik formlarla hayata geçtiğini görmek mümkün. Ama şuraya kadar şunu anladım ben. Aslında irtica ile mücadele eylem planı daha büyük bir planın, yani lahikalar planının, yine genel kurmay belge destek kurum komutanlığında bilgi destekte hazırlanan layıkalar planın alt planlarından bir tanesi. Ve burada cemaat ve daha sonra diğer irticai kabul edilen cemaatlerin hedef alınması, bunların işte lüks yaşantı içerisinde oldukları, şöyle oldukları, böyle oldukları şeklinde, topluma zararlı oldukları şeklinde algı yapılması, bunların o zaman belki internet siteleri vardı ama şimdi sosyal medya üzerinden toplum nezdinden düşmanlaştırılması ve operasyon yapılması ve bu şekilde kimisinin terör örgütü, kimisinin çıkar amaçlı bugün, organizasyon örgütü. Bugünkü Fethullah Gülen
diye FETÖ denilen operasyonlar var ya yapılan, evet. İşte haberler, bugün gördüğünüz haberler, bugün gördüğünüz fişleme listeleri, şunlar bunlar, FETÖ-METRE denilen saçmalıklar falan, o gün planlanmış. Evet. Listeler. Şimdi, evet. Hepsi. Bu, tamam. Şimdi bu programda bunu konuştuk. Bir sonrakinde ben de şeyi merak ediyorum. Yani şeyi konuşalım. Bunun ortaya çıkışı, ortaya çıkışına verilen tepkiler ve ne kadar gerçek olup olmadı. Çünkü çok ciddi tartışmalara sebep oldu ama sanırım bir programın içeriğini bugün doldurduk. Bir sonraki videoda da bu irtica ile eylem, mücadele eylem planı veya layıkaların ortaya çıkış hikayesini, belgelerin ne kadar sahih olduğu meselelerini konuşalım diyorum. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler diliyorum. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıda yorum yaparak ve like butonuna basarak destek olabilirsiniz. Ayrıca kanala abone olur ve o uyarı işaretini de işaretlersiniz. Bir sonraki bölümü de yayınlanır yayınlanmaz haberdar olabilirsiniz. Ve bütün bu çabalara Patreon üzerinden hem Kamil Maman'a hem de bana destek vererek devam etmesini sağlayabilirsiniz. İyi günler diliyorum.